Bu ortaya çıkarmış olur. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tekrar görüşmek üzere. İyi yayınlar. Iyi Sağ olun. Hoşçakalın. <laughs> evet, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıklama yaptı ve dedi ki Merkez Bankası 20 Aralık'ta tek kuruş satmamıştır. Sattırdı. Satmadı mı? Onu bilemiyoruz ama sattırdığını biliyoruz. 20 Aralık gecesi özellikle... Satmakla sattırmak arasında nasıl bir fark kamu var? Kamu bankalarına sattırmış olabilir. <laughs> Elinde döviz rezervi olan diğer kamu kuruluşlarına sattırmış olabilir. Yine dövizi fazla olan özel şirketlere hadi artık bu dövizi satın diye polisiye bir önlem almış olabilir. Bir sürü yolu var bunun. Yani Merkez Bankası'nın döviz satması tek başına gerekli değil. Ama biliyoruz ki burada şu anda eğer döviz satılması gerekiyorsa, dövize müdahale edilmesi gerekiyorsa bu sadece Merkez Bankası rezervleriyle olmuyor. Kamu kuruluşlarından da buna destek vermesi bekleniyor. Bu da neye yol açıyor? bütün kamu kurumlarının, Merkez Bankası dışındaki bütün kamu kurumlarının döviz açısından daha da riskli bir pozisyona düşmesine yol açıyor. Bize gelen bilgiler artık bunun kamu kurumlarıyla da sınırlı kalmadığı. Mesela Exim Bank'tan kredi çekmek istiyorsan mutlaka kur korumalı mevduat sistemine geçip dövizini Türk Lirası'na geçirmen gerektiğini söylendiğini biliyoruz. Onun dışında yine işte bankada döviz fazlası olan özel şirketlerden bu dövizi bozdurmalarını istediklerini biliyoruz. O yüzden hayatına serbest piyasa ekonomisini baş tacı ederek başlayan bir partinin giderek işte devleti, bir ekonomiyi tamamıyla tek bir elden yönettiği, devletin çok fazla otoriter olduğu bir sisteme evrildiğini görüyoruz. Biraz önce söylediğiniz ya işte kamu bankalarına Hı. gidin, özel bankalardan işte paranızı çekin ya da özel bankaların sömürü çarkına girmeyin. girmeyin diye. Bu tam ondan sonra her gücü, Kendinde toplamak isteyen, hı hı. devletin başında özel sektöre nefes aldırmak istemeyen bir kişinin açıklamaları. Şimdi 2002'deki Tayyip Bey'le şimdiki Cumhurbaşkanı'nın ekonomiye bakışına baktığınız zaman 20 sene içerisinde Türkiye ekonomisinin nereden nereye geldiğini, Tayyip Bey'in de nereden nereye savrulduğunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bugün başımızda her türlü polisiyet tedbiri uygulamaktan çekinmeyen, kafasında akılla bilimle kesinlikle bağdaşmayan, o teorileri hayata uyguladığı zaman doğru sonuç alınmadığında bunda ısrar eden bir cumhurbaşkanı görüyorsunuz. O yüzden bugün Merkez Bankası Başkanı açıklamalarını konuşuruz, Nurettin Nebati'nin açıklamalarını konuşuruz ama onlar günün sonunda akılla bilimle bağdaşmayan bir ekonomi yaklaşımını hayata geçirmek isteyen cumhurbaşkanının kapı kulu gibiler. Peki 20 Aralık demişken biliyorsunuz ki 20 Aralık'taki 20 Aralık'tan sonra yapılan anketler görev onayının Cumhurbaşkanının 2 puan arttığını gösteriyor. Evet. Burada birkaç sebep var. Birincisi insanlar çok rahatlıkla Eylül ayında doların nereden nereye geldiğini unutabiliyorlar. Bizim böyle bir huyumuz var. Vatandaşlarımızın bunu biz kendimiz de şey dahil edebiliriz. Bakın Eylül ayında dolar 8.5 liraydı. Bugün sonan bakmadım ama 13.5 13 civarında. Yani 4 ay içerisinde, 4-5 ay içerisinde Türk lirası dolar karşısında %50 değer kaybetti. Ve bunun hemen enflasyonu yansımasını, faizlere yansımasını gördük. Yani bu biz işte yeni ekonomi modeline geçtiğimiz zaman niye geçiyorduk buraya yeni ekonomi modeline? Faizler düşecekti, düştü mü? Düşmedi. Enflasyon düşecekti, düştü mü? Düşmedi. Yatırımlar artmadı. Bunun yanı sıra inanılmaz bir döviz satışıyla kur dengelenmeye çalışıldı. Adeta bir rulet gibi biz bu kur korumalı mevduat sistemine geçtik. 70'lerde uygulamıştık bunu. Dövize çevirebilir mevduatlarına bize faturası çok ağır oldu. O zaman bu 4-5 ayı insanlar unutup doların 18 liradan 13,5 liraya düştüğünü görünce ha tamam demek ki ekonomide işler iyi gidiyor dedi. Ama biraz bizi izleyenlerden bu hafızalarını yoklamasını istersek Eylül ayına geldiğimizde dolar Türk lirası karşısında 1, 1 dolar 8,5 liraydı. Bugün 13.5'lerde %50 değer evet. kazanmış ve bunun enflasyonu etkisini net bir şekilde görmüş durumdayız. Evet. Peki Kavcıoğlu'nun şöyle bir sözü var. Liralaşma. Ters dolarizasyondan bahsediyor. Hı. Liralaşma süreciyle enflasyon tekrar inecek ve Türkiye'nin gündeminden kalkacak. Hı hı. Bu programla sayılan liralaşma mümkün mü? Şimdi bakalım. birazdan büyük ihtimalle Nebati'nin de enflasyonla ilgili evet. açıklamalarını bana soracaksınız. Tabii. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> o skandal açıklamalar var orada. şimdi sizin Türk Lirası'nda güvenmeniz için ne yapmanız hı. gerekiyor? Türk Lirası'nın değer kaybetmemesi gerekiyor. Öyle değil mi? Hı hı. Şimdi bu sene için Merkez Bankası enflasyon hedefini %20'lerin üstünde tuttu. %23 ile 28'di tam hatırlamıyorum ama %20'lerin üstündeydi. Öyle değil mi? Şimdi hı hı. Türk Lirası 23,2. 23,2. 23 tamam. Merkez Bankası Başkanı diyor ki enflasyon bu sene sonunda %23.2 olur. Hı, hı. Türk lirası e, inanılmaz bir şekilde değer kaybetmeye devam eder. Hayat daha pahalı olur ve insanlar liraya güvenmeye başlarlar. Hangi liraya? Satın alma gücü giderek azalmış olan Türk lirasına. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün olabilmesi için ne olması gerekiyor biliyor musunuz İpek Hanım? Faizlerin yani Türk lirasında kalma faizlerin çok cazip hale e, gelmesi gerekiyor. Yani bu ülkedeki bankaların e, size çok cazip faizler vermesi gerekiyor ki insanlar lirada kalsınlar. Peki biz bu kur korumalı mevduat sisteminden önce yeni ekonomi modeline niye geçmiştik? Faizler düşsün diye. İnsanlar lirada, Türk lirasında nasıl kalırlar böyle enflasyonun beklentisinin Merkez Bankası'nın dediği gibi %23 olduğu bir yerde faizler çok yüksek kalırsa. Nerede başlamıştık biz? Faizleri düşürüp yatırımları artıracakken. Nerede şu anda neredeyiz peki? Enflasyonu %23 olduğu ve insanların Türk lirasına güvenmeleri için Faizlerin %23'ün çok üstünde olması gereken bir ekonomideyiz. O yüzden bu liralaşmanın gerçekleşmesi çok yüksek faizlere bağlı. Bu çok yüksek faizler de kur koruma mevduat sisteminde hazinenin cebinden çıkacağı için, hazine de Merkez Bankası'ndan bu parayı basmasını rica edeceği için bu çok mümkün bir senaryo gibi gözükmüyor. Yani sistem şöyle işleyecek, insanların Türk lirasında kalması için yüksek faizler önerilecek, yüksek faizlerin önerilmesiyle beraber de biz yatırımlardan, istihdamdan giderek uzaklaşan Hı. ve bizzat hani bu faiz dobisi Hı. diye adlandırılan ortamın tam ortasına düşmüş bir ekonomiyle karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Şimdi %23,2'ye yükseltti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon Beklent. tahminini. Hı. Bu arada Bakan Nebati resmi hedefleri çöpe attı. Evet. Takvime bağlı kalmayacaklarını söyledi ve enflasyon %40'larda seyredecek dedi. Hı. Takvime bağlı kalmamak ne demek? Bunun ekonomide bir karşılığı var mı? Nebati de bir karşılığı var. Hı. Ben Merkez Bankası'nı umursamıyorum demek. Hı. Yani Şimdi şöyle, Merkez Bankası'nın sayfasına girsin bizi izleyenler, önde bilgisayar olanlar. Görecekler ki Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi %5. Şaka gibi değil mi? Yani evet ama Merkez Bankası'nın bu evet. seneki enflasyon hedefi %5. Bizim Merkez Bankamız diyor ki, %23.2 olmasını bekliyorum. Nevati evet, de diyor ki %40. %40. Şimdi bu bile kamu kurumları arasındaki bu koordinasyonsuzluğu, hani gevşekliği, iş bilmezliği gösteriyor. Mesela bir iş insanı, evet. hani e, kime güleceksiniz? Böyle bir açıklama gördüğü zaman evet. ne yapıyor? Ya ilk önce tabii ki saçını başını yoluyor. Şimdi diyelim ki siz, ya kontrat da bir ekonomist. Edin. Evet, bir, bir kontrat. <laughs> imzalayacaksınız. Bir iş sözleşmesi imzalayacaksınız. Hı -hı. Bir şeyler yapacaksınız ve tabii ki bir enflasyon beklentiniz olacak. Ortada o kadar fazla rakam uçuşuyor ki şimdi Merkez Bankası'nın resmi enflasyon hedefine güvenmeyeceğiz ortada %5 diyor. Merkez Bankası Başkanı %23 diyor. Bakan diyor ki %40. Ondan sonra bir de bunlar TÜİK'in açıkladığı verilere dayanıyor. TÜİK'in e, itibarı, güvenilirliği ortada. O yüzden alternatif enflasyon verilerini açıklayanlara dava açmakla meşguller bu arada. İşte bu bize çok kötü bir şekilde yansıyor. Enflasyonun hayat pahalılığı ve insanları yoksullaştırma, gelir dağılımını kötü etkileme dışında çok kötü bir özelliği de var. bir belirsizlik getiriyor. Fiyatların, göreli fiyatların nasıl artacağını bilemiyorsunuz. Önümüzdeki dönemi kestiremiyorsunuz. Şimdi siz bir iş insanısınız. İş insanı iş insanı olarak yatırım yapmak istiyorsunuz. Bu yatırım ortamında Türkiye'de yatırım yaptığınız zaman en çok bilmek istediğiniz şeylerden bir tanesi Türkiye'deki fiyatların ne kadar artacağı, göreli fiyatların nasıl seyredeceği, buna bağlı olarak da faizlerin ne olacağı. Bunlarla ilgili zaten çok büyük bir belirsizlik varken hali hazırda bir de Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı ard birbirlerini yanlışlayan açıklamalar yaptığında kamu kurumlarına güven ekonomide neredeyse sıfırlanıyor. %40'a göre mi hesaplayacaksınız? Bakın Sayın Nebati fiyat istikrarını, yasa gereği e, sahiplenmesi gereken merkez bankasını önemsemeyin diyor. Geçen hafta e, iş insanlarıyla bir Niye toplantı. Yine mi sıkıntı var acaba hazine ve maliye bakanlığıyla merkez sıkıntı... bankası arasında? Şöyle olsun. bir sıkıntı yok. Merkez bankası Başkanı halinden çok memnun. Yani e, Sayın Nebat'in onu dışladığını umursamıyor bence. Ben oradayım. Nasıl olsa problem yok. E, bana her dediğini yapıyorum diyor. Şu anda biraz önce söyledim ya bir memur gibi bir kapı kulu askeri gibi orada denileni yapıyor. Ve her seferinde Nebati bilerek ya da bilmeyerek hem Merkez Bankası Başkanı'nı hem de kurumu itibarsızlaştırıyor. Bakın galiba... Peki iki... ne dediğini, yani ne söyle,